Karakter Eskizleri adlı kitabında yazar, gerçek büyüklüğe erişmek için ilk önce büyüklüğün ne olduğu hakkındaki fikirlerimizi kafamızdan çıkartmamız lazımdır der. Kutsal kitap, insanın büyüklük fikriyle yani güç sahibi olmakla Tanrı'nın büyüklük tanımını karşılaştırarak bu sözlerin doğruluğunu örneklemektedir. Kutsal kitapta büyük olarak adlandırılan insanları bir düşünün. Musa, Daniel, Davud, Yusuf ve diğerleri. Bu adamlar büyük yöneticilerdi. Ama onları büyük yapan yönetim konumunda olmaları değildi. Tanrı ilk önce başkalarına hizmet edip, başkalarının ihtiyaçlarını karşılayarak büyük olduklarından yönetimde olmalarına izin vermişti. Musa insanların yöntemlerini kullanarak büyük olmaya çalışmıştı. Tanrı onu çöle götürerek çok sıkı bir hizmet okulundan geçirmişti. Musa ancak başkalarının ihtiyaçlarını karşılamayı öğrendikten sonra önder olmaya uygun bulunmuştu. Çoğu kez kendi ihtiyaçlarımızı, isteklerimizi karşılamakla o kadar meşgulüzdür ki Rabbin hizmet etmemiz konusundaki talimatını unuturuz. Gerçek sevinç hizmet edilmekten değil, hizmet etmekten gelir. İlginç olan biz başkalarının ihtiyaçlarını karşılarken kendi ihtiyaçlarımızın karşılanmış olduğunu görmemizdir.